Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Dün biliyorsunuz sert bir hareket geldi. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte Bitcoin'de 18 binlere doğru bir hareket yaptığımızı gözlemledik. Peki bu hareketlerin devamı gelecek mi? Bunlarda en büyük etkenler neler olabilir? Bu videomuzda bunu değerlendirmeye çalışacağız. İsterseniz hemen videoya geçiş yapalım. Burada baktığımız zaman aslında arkadaşlar şu anda indikatöre doğru bir hamle yaptık ve içerisinde bir kapanış yaptığımızı görebiliyoruz ve genelde bu tür hamleler buradaki mor bandın denenmesine sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Yani geçmişte baktığımız zaman bu tür hamlelerin mor banda doğru bir hareket gelmesini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Fakat burada önemli bir hamle şu olacaktır aslında. Burada bakın ikisinin geldiği lokasyon. Yeşil bant bizim önemli desteğimizdi. Mor bant biliyorsunuz önemli direncimizdi. Ve burada yeşil kırıldı. Sert bir düşüş geldi. Yeniden akümülasyon. Ve şu an yeniden retest konumları burası olabilir. Yani retest derken neyi kastediyorum? Buradaki arkadaşlar alıcılar biliyorsunuz baya bir alım oldu. Ve burada tekrar fiyat döndüğü zaman satış yapabilirler mi? Ve bu noktada 19.000 dolar seviyesi. Bu yüzden aslında 19.000 dolar üstü bir günlük kapanış bizim için çok ama çok önemli olacaktır. Onun haricinde yine Aresay bazında baktığımız zaman RSI'de bir trend oluşturduğumuzu söyleyebiliriz ve geçtiğimiz zamanlara baktığımız zaman bu trendlerin kırılımı maalesef sorunlar oluşturabiliyor. Bu yüzden burayı da dikkatle takip edeceğiz. Zaten biliyorsunuz majör destek alanımız şu anda 15.700 olarak bizlere kendini gösteriyor. Yani 15700 kırılırsa maalesef çok daha farklı bir senaryo aktif olacaktı ve burada kırılmadan yolumuza devam ettik biliyorsunuz ve burada olduğu gibi kırılmadan yolumuza devam ettik. Kırıldığında biliyorsunuz sel sinyali yanıyor ve yeniden aşağı doğru hareketleniyoruz. 11-14 aralığı yeni bir dip olabileceğinden bahsetmiştik. Fakat 15700 korumaya devam ediyoruz aslında. Bu yüzden arkadaşlar dediğim gibi 15700 bizim için önemli bir destek. Ve 19.000 dolar için şunu da söylemek istiyorum. Bu indikatörün 4 saatlik zaman dilimine indiğimiz zaman da şunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Ve burada baktığınız zaman 4 saatlikte uzun bir aradan e, belidir. E, burada arkadaşlar e, satta devam ediyor. Yani e, görebilirsiniz burada ha bile red yiyip, yiyip duruyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Ve bu yüzden arkadaşlar burada da yine 19.000 doların alınması bu indikatörü de 4 saatlik zaman diliminde aslında pozitife çevirecektir. Ve dediğim gibi birçok indikatörün, birçok satıcının içeriye alınması, yani buradaki birçok satıcının e, direkt olarak yenilmesi anlamına gelecektir. Bu yüzden 19.000 dolar bizim için önemli ve burayı sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ardından DXY tarafına baktığımız zaman DXY'de 103'ten bir tepki geldiğini söyleyebiliriz. Yani dün burada 103'e doğru bir iğne geldi, biraz 104'lere doğru bir hareket yaptık. Şu anda yeniden stabil bağladığını söyleyebiliriz. Tabii ki bugün DXY için bir diğer önemli haber akışı gelecek birazdan ona da bakacağız. Faiz oranı kararı gelecek onu da değerlendireceğiz. Ardından burada baktığımız zaman MACD tarafını yine yeşil olarak koruyoruz. Bakın tam kırmızı kesecekti ve burada ucuz atlattık kesmeden yolumuza devam ediyoruz. 4 gün 17 saat var bunu da yine değerlendiririz. Ve burada baktığımız zaman yukarıda bulunan 28.000 GEP'i mi gelecek veya aşağıda bulunan 11.500 GEP'i mi gelecek öncelikle. Bunu da arkadaşlar dediğim gibi ara destek ve ara direnç noktalarını takip ederek anlamaya çalışacağız. Yani burada 19.000 doları sertçe kırıyorsak 28.000 dolar hedefleri daha baskın hale gelebilir. 15.700 önemli bir desteğini kırıyorsak biliyorsunuz buranın dediğim gibi günlük bazda yeniden sel yakmasını sağlayabiliriz. Bu yüzden bu şekilde takip edeceğiz arkadaşlar kademe kademe ilerlemeye çalışacağız Yine burada da baktığımız zaman buradaki trend, trend direncinin de 28 lere doğru geldiğini söylemek istiyorum. Onun haricinde likidasyon durumuna baktığınız zaman MXC borsası şu anda hem vadeli hem spot işlem çiftlerinde %0 komisyon uyguluyor arkadaşlar. Ve bununla birlikte yeni kayıt olanlara da 10 dolar vadeli işlem bonusu tanımlıyor. Ve bu bonusla sizler işlem açıp bunu nakite çevirebiliyorsunuz. Yine 5MX kazanabiliyorsunuz. Ve bununla birlikte MXC borsasının ilk 4'e yükseldiğini de görebiliyoruz. Dediğim gibi %0 komisyon alıyor. Sizler de bu avantajlardan faydalanmak istiyorsanız yorum açıklama kısmındaki linkten üye olabilir ve kimlik doğrulamasını yapabilirsiniz. Likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında son dönemde arkadaşlar longların daha fazla içeriye alındığını görüyorduk ve burada baktığımız zaman ise short ağırlıklı bir tablo gördüğümüzü söyleyebiliriz. 101 milyon dolar shortun içeriye alındığını ve bunun yanında da 31 milyon dolar long'un içeriye alındığını söyleyebiliriz ki bununla ilgili aslında şöyle bir yorum yapmıştık hatırlayacaksınız. Burada short'ların daha fazla olması ve short'ların birikmesi e, direkt olarak gelecek olan kararla kararlarla birlikte aslında öncelikle short'ların temizlenmesi anlamına gelebileceğinden bahsetmiştik ve burada da aynı şekilde short'ların güçlü bir miktarda 101 milyon dolar şeklinde bir likidasyona uğradığını söyleyebiliriz. Sonrasında burada baktığımız zaman ABD'de enflasyon oranı arkadaşlar 7.7'den 7.1'e kadar düştü. Yani burada baktığımız zaman beklentiler 7.3 bekliyordu ve düşmesini herkes bekliyordu aslında. Fakat beklentilerin de altında gelmesi piyasalara yaradı arkadaşlar. Altın tarafından azlak tarafında sert hareketler gördük ve bununla birlikte de aslında dediğim gibi şu anda piyasalarda biraz daha pozitif ortamın oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve burada baktığımız zaman şu anda anlık olarak longların da üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ardından bugün ise arkadaşlar aslında bir diğer önemli kararda gelecek ve bununla birlikte konuşmalar da gelecek. Burada ABD'nin 2023 yılı için neleri planladığını göreceğiz. Yani 2023 yılında da bu faiz politikası nasıl devam edecek? Bununla alakalı birçok önemli açıklama gelecek. Uzun vadeli faiz oranı kararı gelecek. Bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şu anda 50 baz puanın e, aktif olarak beklenti halinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 baz puan ihtimali neredeyse kalktı gibi bir şey oldu arkadaşlar. E, %1, %2 şeklinde bir ihtimal var. Ben de geleceğini sanmıyorum. Fakat şöyle bir durum var. 25 baz puan ihtimali arttı. Yani şu anda e, dün gel dün gelen e, buradaki enflasyonla birlikte 25 baz puana da insanların biraz yöneldiğini söyleyebiliriz ve dediğim gibi Anlık olarak beklenti 50. Bakalım 25 gelirse de aslında burada arkadaşlar hem DXY 103 seviyesini kırar hem de Bitcoin 19 bin dolar seviyesine bence sert bir şekilde kırar. Bu yüzden bu akşam önemli olacaktır. Bu akşam saat e, 10'da e, bu karar açıklanacak. Sizlerle birlikte öncesinde canlı yayında olacağız. E, dediğim gibi güzel bir canlı yayın olacaktır diye umuyorum. Ardından burada baktığımız zaman ise arkadaşlar Fed'in bir diğer önemli konusu ise bilanço daraltılma işlemi ve bununla alakalı olarak da yine sinyaller yakalamaya çalışacağız. 8.9 trilyondan 8.5 trilyona kadar bilançoyu daralttılar ve bunu ne kadar daha sürdürecekler. Yani benim tahminim dediğim gibi 8.1 trilyonlarda bırakacaklarını düşünüyorum ben. Geçmişte de aynı bu şekilde bir hareket sergilemişlerdi ve sonrasında çok daha büyük pik hareketleri görmüştük ve ilerleyen dönemde de ben bu hareketin yine bir benzerini göreceğimizi ve hatta ABD'de 20 trilyonlara doğru bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum ve bunu destekleyen veriler de var ve Bitcoin de buradaki cycle'dan yine faydalanacaktır diye umuyorum ve dediğim gibi arkadaşlar piyasalar e, biliyorsunuz döngüler halinde hareket ediyor ve maalesef bu döngülere alışmamız gerekiyor. Ardından MBR ve Z-Score'a baktığımız zaman ise Z-Score yine yeşil aralıkta devam ettiğini görebiliyoruz. Ve uzun vadeli toplama konumlarındayız aslında. Yine bu yeşil aralık bizlere diyor ki yavaş ol ve toplamaya devam et diyor. Ardından burada baktığımız zaman 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlarda şunu görüyoruz. E, dün gelen kararla birlikte burada da hafiften bir pik alımı gelmiş. Bakalım bugün aslında faiz oranı kararı ile alakalı olarak da yine balinalardan bir hareket göreceğiz. Ee, dediğim gibi bugünün ayrı bir önemi olacak Bitcoin ve geleneksel piyasalar için. Ardından Finland grid indekse baktığımız zaman ise şu anda 30 seviyesinde ve korku seviyesinde maalesef devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.